karşı insan. Bu aslında Almanca bir kavram. Friedrich Schiller'in ve sonrasında da Novalis'in 18. yüzyılın sonlarında metinlerinde rastladığımız Entsagerung. Onlardan çok sonra Max Weber'in, ünlü iktisatçı ve sosyologun, modern dünyayı yorumlamakta kullandığı anahtar sözcüklerden biridir. Dünyanın büyüsünün bozulması. Bunun bir de yeniden büyülenmesi yönünde de ifadelere rastlıyoruz Schiller'de ve Novalis'te. O da dünyayı yeniden büyülemek diye çevirebileceğimiz bir şey. Dolayısıyla aslına bakarsak Batı Avrupa'daki modernite deneyimini tanımlamakta kullanılan bir kavram bu ve modernleşmeyle birlikte bireyselleşmenin, şehirleşmenin, aydınlanma deneyiminin ve nihayetinde rasyonelleşmenin ortaya çıkarmış olduğu yeni toplumsal düzeni tanımlamakta ve dinin, dinsel düşüncenin, dini pratiklerin gücünün kırılmasını anlatmakta. Hayallerin hakim olduğu ya da tasavvurun hakim olduğu bir anlayışın, dünya görüşünün kırılması anlamına geliyor. Romantizm ise modernitenin ilk ve en radikal eleştirisi olarak adeta bunu yaptığı için ben de başta bunu taşımak istedim. Dünyayı yeniden büyülemek isteyen bir grup sanatçının ve düşünürün birbirinden haberdar olarak ya da olmayarak, bireysel olarak ya da kolektif olarak, eş güdümlü olarak ya da bambaşka yönlere gidecek şekilde ortaya çıkarmış olduğu toplumsal sanatsal, entelektüel boyutları olan bir büyük kültürel devrimden bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla 18. yüzyılın önce akıl çağı, sonra aydınlanma çağı diye nitelenen ve sonrasında da entelektüel mahfillerde hakim unsurlar ve hakim kavramlar olarak ilerleme, sekülerleşme, sanayileşme, aydınlanma gibi tabirler etrafında yorumladığımız dünyanın bir de ayın karanlık yüzü gibi adeta bir karşı aydınlanmacı boyutu var. Onun peygamberleri olarak pekala Jean-Jacques Rousseau gibi, Johann Gottfried Herder gibi edebiyatta hiç şüphesiz Goethe gibi isimler sayabiliriz. Bunların adeta doğum sancılarını sağdıkları yepyeni bir entelektüel hareket romantizm ve bütün bunlar etrafında da aslında kitapta da dile getirmeye çalıştığım üzere hiçbir şey göründüğü gibi değil. 18. yüzyılın sonlarının 19. yüzyıl başlarının entelektüel tarihi de keza. Dolayısıyla ben bu döneme bakılırken genellikle Erich Hobsbawm'ın çifte devrim kavramıyla yorumlanır. Bir sanayi devrimi, bir de Fransız devrimi başta gelmek üzere. Amerikan devrimi, Flemenk devrimi, Pugaçov isyanı gibi başka pek çok devrimci hareketin hakim olduğu bir çağdır bu. Politik ve ekonomik devrimlerin yanı sıra bir de kültürel bir devrim olarak üçlü devrim diyebileceğimiz bir şeyin üçüncü ayağına romantik devrim diyorum.